Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bu günlerimize şimdi bir iğne oyasını göstereceğim sizlere arkadaşlar bana gelen linkten inşallah bulabileceğim sonra siz onun tığ halini göreceksiniz gayet güzel de benzedi evet iğneden motif adlı kanalın modeli geldi bana bakın bu şekilde bir iğne oyası iğneden motif adlı kanalın linki geldi ben şimdi bunu iki çiçekli yaptım. Çünkü iğne oyası daha zarif olduğu için üç çiçekli de olabiliyor ama tığ oyası biraz daha kaba olduğu için iki çiçekli yapmayı uygun gördüm. Nasıl olmuş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Ben gayet beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi ilk önce vereceğimiz arayı göstererek işimize başlayalım ipimizi tığ battısına sabitliyoruz 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim 4 zincir çekip bu ara noktasına girip kapattım 3 adet zincir çektim yandaki tığ battıda kapattım 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu ara noktasına girip kapattım. 3 adet zincir yandakine girip sabitledim. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz arkadaşlar. Kaç tane olmuş? 1 2 3 4 Bence yeterli. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum. 3 zincir yandakine kapattım. 1. Şimdi 3 tane tığ battı boşlu veriyorum. 3 zincir yandakine kapattım. 2. 3 adet zincir yandakine kapattım. 3. 3 tane tığ battı boşluğu yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum bir tığ battı bırakıyorum ikinciye girip kapatıyorum bir yuva oluşturduk bu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir yuva oluşturduk dönüş yapıyoruz şimdi burada 12 adet zincir çekip dönüş yapacağım 8 9 10 11 12 dönüş yaptım oluşturduğum yuvaya girip kapattım bu birinci yuva bu işlemi 5 kez yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim girdim kapattım bu iki 12 zincir çektim girip kapattım 3. 12 zincir çektim girip kapattım 4. 12 zincir çektim girip kapattım 5. Bu şekilde 5 tane yuvamız oluştu. Şimdi burada dönüş yapıyorum. Bir zincir çektim rahat dönmek adına. İlk yuvama giriyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaparak yukarı çıkmış oldum. Şimdi ilk yuvamıza yaprak yapacağız. Burada 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, yuvaya girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç aldım, yuvaya girdim. İkişer, ikişer alıp çıktım. Bir, iki, 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 1 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım 6. yuvada kapattım şimdi bir zincir çektim yandaki yuvaya girip sabitledim burada 15 adet zincir çekiyorum 10, 11, 12, 13, 14, 15. Girdim yuvaya, kapattım. Bir zincir çekip yandaki yuvaya girip sabitledim. Buraya da yaprak yapacağım şimdi bu yuvaya da. 3 zincir çektim, başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım girdim yuvaya. 2, 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıp iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. yuvada sabitledim. Bir zincir çektim. Yandaki yuvaya giriş yaptım. Şimdi 15 adet zincir çekiyorum. 14-15 Yuvaya girip kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Yandaki son yuvama giriş yaptım. Buraya yine yaprak yapıyorum. 3 zincir. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına 2 aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim, önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim, 2'şer, 2'şer alıp çıkış yaptım. 5 adet zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 5 tane de sık iğne yaparak iniyorum. 1, 2, 3, 4. 4 5 6. yuvada kapattım. Şimdi buradaki kalan kısmını da sık iğne yaparak aşağı kısma iniyoruz arkadaşlar yuvamızın. Bu şekilde dolana kadar 5 tane sık iğne ile doluyor. İndim. Dibindeki tığ battıya girip sabitledim. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi burada 3 tane tığ battı boşluğu vermiştik. Şu orta yuvayı yapmadan önce. Yine burada 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim. Yanda kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Yanda kapattım. Bu 3. Şimdi 3 zincir çekip başına bir aldım. Yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekip aradan girip kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girip sabitledim 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 2 3 4 veya 5 zincir çekip bu aradan girip kapatalım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. Yani ilk aranız kaçsa ben 4 tane yaptıktan sonra 3 tığ battı boşluğu verip 6 veya 7 zincir çekerek bu oluşturup bu işlemi yaptım. Bakın istediğiniz arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapacaksınız. İlk aranız kaçsa alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst kısmına geçelim. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Şimdi çiçeklerini yapalım hep birlikte. Sarı rengimi alıyorum arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim. Buradan bu 15 zincirli yaptığımız yuvaya girip ipimizi sabitleyelim. 2 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. 2 çektim 2 çektim iki oldu trabzanım İlk başta çekmiş olduğum zincirle başına bir aldım girdim 2 2 çektim şimdi 2 adet zincir çekip yuvaya girip kapattım bu şekilde bir tomurcuk oluşturduk Şimdi beyaz rengimizi alıyoruz. İpimizi tığımıza sabitledik. Burası düz yüzü. Tersini çevirelim. Buradan girelim kenarından. Buraya beyaz rengimizi sabitleyelim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çok pardon. 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Yandaki noktaya ipin ucunu alıp sabitledim. 3 adet zincirle dönüş yapıyorum. Başına 2 aldım tığımın. Başına 2 aldım. Beyaz yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 2 trabzan oldu. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. Bu birinci yaprağımız. 3 zincir çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 3 adet zincir çektim, yuvaya girip kapattım. Bu da ikinci yaprağımız arkadaşlar. Bu işlemi 5 tane yaprak olana kadar yapıyoruz bu zincirin kenarına. 5. yaprağımın son 3 zincirini çektim. Yuva içerisine girip kapattım. Burada bir zincir çekip ipimi kırıyorum. Şimdi bu işlemin aynısını orta tomurcuğu da aynı. Dış kısmı da aynı. Buradaki dalımıza da yapıyoruz arkadaşlar. işlem aynı. Evet arkadaşlar aynı işlemle diğer dalımın çiçeğini de yaptım. Şimdi önüne de bir tomurcuk. İğne oyasında da vardı tomurcuk işlemi yapacağız ipimi tığıma sabitliyorum bakın bu yuvamın altında bir tığ battı boşluğu bırakmıştık hatırlarsanız buraya girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim. çektim başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Bakın 4 trabzan oldu. İlk başta çekmiş olduğum zinciri de sayıyorum. 2 2 2 çektim. 5 oldu. Şimdi 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapat. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şu ipleri de temizleyelim. gerçekten bence yapılmaya değer güzel bir model olmadı mı arkadaşlar elimden geldiğince benzetmeye çalıştım gayet hoş olduğunu düşünüyorum sizlerin düşünceleri nelerdir İnşallah beğendiniz hepinize ama hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar